Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Görüyorsunuz münazara için seyircilerimiz hazır. Kendinizi bir alkışlar mısınız? Harikasınız. Onlar hazır. Peki şimdi yarışmacılarımızın durumu ne? Nereden gelmişler? Bunu tanıyalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen kendinizi bir tanıtın. Hatice Ermenkaya, Akören Ali Aşık Çok programlı Anadolu Sesinden geliyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Konunuzu bir alalım. Otoriteye mutlak itaat gereklidir. Bunu savunuyoruz biz. Ne diyorsunuz karşı rakiplere? Bugün ne olacak? Otoriteye mutlak itaat gereklidir. Bunu savunuyoruz. Gereklidir. Gereklidir. Bakalım ne olacak diyorsunuz. Sen kendini tanıt bize. Duran'a hasret. Evet. Akören Ali Aşık Çok programlı Anadolu Lisesi'ne geliyoruz. Gayet de iddialıyız. Bizce mutlak otoriteye itaat gereklidir. Sonuna kadar da savunacağız. Peki arkadaşlar bu münazara yarışmaları nasıl? Sizce faydalı mı? Neler demek istersiniz? Neler yaptınız? Nasıl hazırlandınız? Bence gayet faydalı. Hocalarımız sayesinde, Sayın Mine hocamız, sevgili Hava hocamız sayesinde biz kendimizi tam hazır bir şekilde hissediyoruz. Dediğim gibi sonuna kadar da savunacağız. Bakalım ne olacak? Hemen seni tanıyoruz. İsmim Tuğba Nur Karabayış. Akören Ali Aşık Çok Program Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Bizim konumuz otorite mutlak itaat gereklidir. Onu savunuyoruz ve sonuna kadar savunacağız. Buradan da almadan çıkmayacağız. Alacağız bir üst duruyorsunuz. Arkadaşlar Akören'i alkışlıyoruz. Sizi de alalım arkadaşlar. Akören. Evet, Kulu'dan gelen arkadaşlarımız var. Akören çok iddialı geldi. Kulu'yu da biliyoruz. Daha önce bir denk gelmişti çekimlerimizde, finallerinizde. Bir tanıtalım arkadaşlar sizi. Ben Zeynep Çankaya, Kulu Karacadağ Çok Programı Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Savunuyoruz, özgürlüğü savunuyoruz. Hani bir kısmı özgürlüğe giriyor. Daha önce de savunmuştuk, tecrübeliyiz. Hani bir insan özgürlük sadece. Evet, daha önceki konunuz da benzerdi. Evet. Serbest kıyafet konusuydu. Evet, sen nasılsın? İyiyim. Biraz daha rahat mısın ilk tura rahat, göre? Rahat, sıkıntı İyisin. Yok. Kendini tanıt bakalım. Ben Karacadağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden geliyorum. 12A sınıf öğrencilerindenim. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben burada münazara konumuz bu olduğu için değil, gerçekten kendim bunu savunduğum için savunuyorum burada. Bakalım neler olacak? Biz de biliyoruz düşünceleri. Evet, seni tanıyoruz. Merhaba, ben Karacadağ Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Çiğdem Akar. Evet. Biz de mutlak otoriteye itaat etmemeliyiz diyoruz. Çünkü biz insanız ve Allah bizi özgür yaratmışken hiç kimseye boyun eğmemeliyiz. Bunu kendi yaşamımda da her zaman uyguladım. Şimdi de uygulayacağım. İnandığım bir şey savunacağım diyorsunuz. Jürimize bir alkış veriyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz. Recai Şentürk, Fikri Kürşat Barış ve Süheyla Çakır hocalarımıza. Arkadaşlar yarışmaya siz hazır mısınız? Alkışlarla yarışmamız başlıyor. Diyebilirsiniz ki köleleştirmek ağır bir kavram. Evet, ağır ve kulağa hoş gelmeyen bir kavram. Ama insanlık yüzyıllarca köleleştirilme zihniyetine maruz bırakılmış, hala da bırakılmaktadır. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlar yüzyıllarca köleleştirilme zihniyetine maruz bırakılmış ve hiçbir zaman istediği hiçbir şeyi yapamamışlardır. Kişi hata yapabilir, bu kargaşaya yol açacak olan itaatsizliği gerektirmez. Ve direkt Peygamber Efendimiz'in sözüne geçiyorum. Baskıcı zorba olarak değerlendirseniz bile idareci, amir ve diğer otorite olan kişi ve kurumlara itaat etmenin gerekliliğini Peygamber Efendimiz'in sözüyle bir kez daha dediğim gibi yinelemek istiyorum. Efendimiz diyor ki, benden sonra benim doğru yolumdan gitmeyen, benim sünnetime amel etmeyen hükümdarlar olacaktır. Dinler ve itaat edersiniz. Ve diyor ki bakın, sırtın dövülse, malın alınsa bile yine itaat et diye buyuruyor. 251.50 puanla Kulu Karacadağ Çok Kuranma Lisesi. Arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hazırlıklarından, emeklerinden dolayı. Evet sevgili seyircilerimiz, bugünkü münazara yarışmamız da sona erdi ve kazanan Kulu'ydu. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çok sürat inanılmazdı. 0.25 puanla belki de bu münazara yarışmalarında ilk defa oldu. Otoriteye mutlak itaat gerekli değildir'i kabul ettirdiniz, beğendirdiniz. Nasıl geçti, neler diyeceksin, bir değerlendirme alalım. Sonucun hiçbir zaman değişmeyeceğini biliyorduk. Geçen sefer de aynı her seferinde olduğu gibi konumuzu çok iyi savunduk. İyiydik. Başarılar, tebrik ediyoruz. Cihan Bey ile neler olacak göreceğiz. Diğer yarışmacı arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet, çok inanılmaz küsuratlı bir dereceyle kazanılmış oldu. Şimdi yanımızda Akören İlçe Milli Eğitim Müdürümüz var. Sayın Erkan Yakışır. Hocam bir değerlendirme alsak neler diyeceksiniz?
Efendim öncelikle Medeniyet Okulu projesi çerçevesinde Büyükşehir Belediye'mizin Türkiye'ye örnek olacak bu uygulamasından dolayı en üstten en alta kadar diyelim, alttan kastımız geri hizmetlerin en uç noktasında uç beyi olan çalışma içerisinde, gayret içerisinde, fedakarlık içerisinde gecesini gündüzüne katan ekiplerimize buradan teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin sosyalleşme ve eğitime katkıda böyle bir münazara yarışmasında bulunmaktan da burada mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz müdürüm. Evet sevgili seyircilerim, bugün de yarışmamızı bitirdik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.